Bu videoda salma kafes yapımında kullanılan malzeme fiyatlarını ve salma kafes yapmanın toplam maliyetini kendi yaptığım kafes üzerinden sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kuşlarım için ahşap kafes yapmaya karar verdiğimde doğru miktarda malzeme almak için ilk işe proje çizimiyle başladım. Projede kafesin bütün detaylarını kaba taslak çizerek nerede hangi malzemeyi kullanacağımı belirledim. Bu aşamadan sonra belirlediğim malzemeleri almak için inşaat malzemeleri satılan yapı markete gittim. Yapı markette farklı tür, uzunluk ve fiyatlarda ahşap çıtalar beni karşıladı. Projem için en uygun olanı 1.8x3.6 mm ölçülerindeki kavak ağacından yapılan ahşap çıtalardı. Diğerlerine göre uygun fiyata sahip olan bu çıtalar hafif ve dayanıklı bir yapıdaydı. Bu nedenle 200 cm olarak satılan çıtalardan 6 adet almaya karar verdim. Çıtaları birbirine montelemek için 25 adet uzun vida, telleri ve kontraplakları montelemek için de 30 adet küçük vida aldım. Ön tarafa takacağım camları ise camcıdan temin ettim. Salma kafes alışverişinin bana olan maliyeti ise 6 adet ahşap çıta 60 lira, kontraplak 25 lira, 2 adet U profil 28 lira, vidalar 15 lira, 2 adet cam 45 lira olmak üzere 173 lira tuttu. Tabii ki bu maliyeti alternatif malzemeler kullanarak düşürebiliriz. Örneğin kafesin ön kısmında cam yerine metresi 10 liraya satılan tel kullansaydım maliyet 110 liraya inecekti. Tel kafes yaparken de genellikle PVC kaplı ve küçük aralıklı telleri tercih ediyorum. PVC kaplaması küflenmesini engelliyor. Aralıkların küçük olması ise kuşların tel aralarına sıkışmasını önlüyor. Eğer tel yapmak isterseniz de yapı malzemesi satan yerlerde farklı türlerde kafes tellerini bulabilirsiniz. Alışverişi tamamladığıma göre şimdi gelelim yapım aşamasına. Orta büyüklükte yapacağım bu kafesin yapımına dış çerçeve ile başladım. Kuşların rahat uçması için 70 cm yükseklik, 45 cm en ve 80 cm uzunluk verdim. Yemlerin ve atıkların kolay temizlenmesi için alt kısma sürgülü çekmece yerleştirdim. Dış çerçevede kullandığım tahtaların içeride kapladığı yeri de hesaplayarak kafes çekmecesine 76x43.2 cm uzunluk verdim. Bu bölgelerin yapımı için 1.8x3.6 mm ölçülerinde ve 200 cm olarak aldığım ahşap çıtaları kullandım. Çatı ve zemini kaplamak için 2 adet 80x45 cm, arka yüzey için 80x70 cm, çekmece için 43.2x76, yanlar için de 45x30 cm kontraplak tercih ettim. Kuşların dışarıda oynadıktan sonra rahatlıkla evlerine girebilmeleri için ön tarafa sürgülü cam yapmaya karar verdim. Bunun için sürgü sistemine ihtiyacım vardı. U şeklinde aldığım demir profiller sürgü için gerekli olan sistemi bana sağladı. Alt ve üst kolona 77 cm uzunluğunda ikişer adet U profil yerleştirerek 58.2x40 cm ölçülerinde 2 adet camı ön tarafa taktım. Yanlarda açık kalan kısımları ise tel yerine kuşlarımın eski kafeslerindeki ön ve arka telleri vidaladım. İç dekorasyon için doğal ağaç dallarını kademeli olarak kontraplağa vidaladım. Renkli boncuk, naturalip ve ağaç dalları ile kuşların sallanması için salıncaklar dizayn ettim. Sonuç olarak kuşlar için güzel, geniş ve oyun alanları olan büyük bir kafes ortaya çıktı. Bugünkü videomda yapmış olduğum kafes üzerinden kafes yapımının maliyetini ve malzemeleri nereden temin edebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.